Ben bekliyorum yüzde yüz. Kararname değişiyor. Kabinenin, kabinenin... Şöyle oluyor genellikle... Murat e... Dinliyoruz tam programı bilmiyorum ama genelde bu gibi durumlarda şu olur. Yine bir tatile, uzun bir tatile denk geldi. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tatillerde biliyorsunuz genelde işte Marmaris'e, Okluk Koyun'a gidiyor. Yani dediğim gibi programını bilmiyorum ama herhalde birkaç gün dinlenecektir. Genelde de öyle önemli kararlar arifesinde öyle işte tatiller denk geldiğinde sonrasında evet öyle kararlar çıkabiliyor. Bekleniyor mu? Bekleniyor. Yani kabinede bazı değişiklikler yapılabileceği söyleniyor malum ama daha önemlisi AK Parti'nin yönetim kadrolarında genel merkez yönetiminde çok ciddi değişiklikler bekleniyor. Tabiri caizse 31 Mart'ın faturası birilerine kesilecek. Öyle. Dolayısıyla e, buradaki tabi hani eskiden olsa başbakanlık yani parlamenter sistemde bakanlar da siyasetçilerden, milletvekillerinden olduğu için rotasyonu şöyle yapabiliyordu. Başbakanken Erdoğan ya da eski başbakanlar. Yani bir bakanı oradan alıp genel merkezde görevlendirmek vesaire gibi Me veya meclisten bir ismi alıp bakan yapıp hani üçlü bir yapı genel merkez meclis kabine arasında bakanlar kurulu arasında yapılıyordu ama şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesi olduğu için hani burada uh, -huh. uh -huh. siyasetçi değil diye. Gerçi artık siyaset yapıyor. Bugünün bakanları da ma malum biliyoruz yaşadık işte siyaset yapıyorlar. Dolayısıyla orada rotasyonda biraz farklılık olabilir. Hani bakanlar değiştiği zaman yine milletvekillerinden bakan atayamayacağı için ya da en azından atarsa da milletvekili sayısında azalma olacağı için o farklı olabilir. Ama ben tatil sonrasında e, evet yani bu tatilin o anlamda bir hazırlık süreci olacağını tahmin ediyorum. Bu akşamı bekliyoruz yok yani beklemiyorum açıkçası ee, İmamoğlu konusuna gelince de İsmail eline sağlık ee, şimdi orada dünkü konuşmada da İmamoğlu Hani e, Erdoğan'a bir çağrı yapıyor bana randevu vermiyor diye işte demin İsmail'in anlattığı bakan örneğinde de olduğu gibi ben de e, şeyi hatırladım. Hemen bir arşivden baktım. 2019 seçimlerinden önce, Mart 2019 seçimlerinden önce, Ocak 2019'da hatırlayacaksınız aday sıfatıyla Ekrem İmamoğlu külliyeden bir randevu almış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Hatta o dönem CHP'liler buna tepki göstermişti. ya yani ne var, niye gidip de Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor vesaire diye. Şimdi ona baktım da, ben de o gün tam külliye çıkışı İmamoğlu ile konuştuğumda şunu söylemişti. Yani sizin partinizden de eleştiriler var dediğim zaman benim tarzım bu ve birileri beğenmiyor diye tarzımı değiştirecek de değilim diye bir cümlesi vardı. Hani bu manada bakıldığında şimdi bu yeni dönemde farklı bir planla, stratejiyle Erdoğan'la görüşmek istiyormuş gibi bir algı oluşmaması adına bunu söylüyorum. Yani 2019'da da bunu yapmıştı Ekrem İmamoğlu. Yani bundan sonrasında da yani o söylemleri eyleme dökmek için. Çünkü bütün siyasetçiler ne diyor? Biz bu siyaset işini halkın ve ülkenin e, iyiliği için, refahı için yapıyoruz diyorsa hadi gelin birlikte çalışalım mesajıdır bu. Siyasi rakibini de biraz da e, zorlayan e, tabiri caizse yeri geldiğinde eğer randevu vermezse köşeye sıkıştıran ve sonra da bakın ben hep elimi uzatıyorum, uğraşıyorum randevu istiyorum ama Burada bir partizanlık yapılıyor ve bana randevu verilmiyor diyecek malzemeyi de toplayabileceği bir düzlemdir bu. O manada yani hem gerçekten üzüm yemek gibi bir derde olduğunu söylüyor ama yeri geldiğinde de eğer istediği gerçekleşmezse onun üzerinden bağcıya da söyleyecekleri olur diye de görüyorum bu durumu. Hı hı.